Kurgu okumakla üretebilmek arasında nasıl bir ilişki var? Kitap okumayı belirli bir kalıba sokup, kurgu dışı okumaya fazla mı önem veriyoruz? Bu hafta Neil Gaiman'ın mektubu ve kurgu okumak üzerine konuşuyoruz. Mücadeleye hoş geldiniz. Zeki ve Alper'le beraberiz. Merhaba. Merhaba. Her zaman olduğu gibi ekleyeyim bunu da. Bugün ne konuşacağız? Bugün Neil Gaiman isimli yazarın Geleceğimiz Neden Kütüphanelere, Okumaya ve Hayal Kurmaya Bağlı isimli Reading Agency'ye yazdığı yıllık mektup. 2012 yılı mıydı? Evet, eski bir yazı. Eski bir yazı. Bir mektup yazıyor, açık mektup okuma ajansına. Okuma ajansında burada herhalde görevi okumayı arttırmak. Evet, Neil Gaiman modern bir Amerikan edebiyatına ait bir yazar. Evet. Fiction yazıyor genelde. En ünlü kitabı herhalde Amerikan Tanrıları. American Gods dizi oldu. Çocuk kitapları yazıyor. Oldukça güzel, iyi bir modern yazar. Fiction yazarı, yani kurgu yazarı. Kurgu. Aynen, onu söyleyecektim abi. İkidir fiction dedik. Fiction bundan sonra kurgu ya da fiction diyebiliriz. Evet. Kurmaca yani. O kısmı bir netleştirelim. Yazı size kütüphanelerin ve kurgu okumanın neden bu kadar önemli olduğunu anlatacağım cümleleriyle başlıyor. Biz de bir süre istiyorsanız bu yazı üzerine konuşalım. Ama aslında o kısımda da biraz biz fiction üzerinde daha çok, yani kütüphane kısmına. Tabii, evet, evet. Kütüphane en son kısma bırakıyor zaten. Fiction en son kısmına ve onu da biz sonraki bir yazımızda podcast yazımızda aynı zamanda blog yazıyoruz. Podcast'imizde değineceğiz ayrı. Evet, şöyle çarpıcı bir örnekle galiba yine yazının başında Neil Gaiman başlıyor. Amerika'daki özel hapishane sektörünün, büyüyen bir sektör, özel hapishane işletmeciliği sektöründe yatırımcıların planlama yapması gerekiyor. 10-15 sene sonra kapasitemiz ne olur, ne kadar suçlu bizim cezaevlerimiz, ne kadar, ona göre planlama yapmak lazım. O da ilginç bir sektörmüş. Bunu hesaplamak için ele aldıkları verilerden biri de 10-11 yaşında olup şu anda okuyamayan çocuklar. Yani bu çocukları gelecekte potansiyel suçlu olarak görüyor. Evet, okuma yazma yüzdesi ne kadar düşükse hapishane ihtiyaçları o kadar fazla olacağı için hapishane yapanlar da direkt bu istatistiğe bakıyor. Buna göre planlar yapıyorlar. Evet. İlginç bir... Benim de bayağı konuşma. Dikkatimi çekmişti. Peki neden bunu fiction'a bağlıyor? Hani bu yazıya hepimiz tam katılmadığımız yerler var ama çok benim da... Benim bayağı var. Ama çok da güçlü argümanlar var. Çok da hani etkileyici. Fiction'ın iki tane... İki şekilde kullanıldığından bahsediyor. Faydasından bahsediyor. Bir, çocuğun okuma alışkanlığı sağlama. Türkiye'nin yarısı Harry Potter serisini ciddi mesela okuma Harry alışkanlığı kazanmış. Harry Potter'la okuma alışkanlığı dediğin gibi çok büyük bir kitle var. Ya mesela bir çocuk kitap okumuyor, Harry Potter alalım şey yapar falan. İkincisi de empati yeteneğini, dünyayı farklı perspektiflerden görebilme yeteneği kazandırıyor diyor. Neden? Çünkü kitapta bir dünya kurulmamış. Onu sen aslında kuruyorsun. Bu da farklı açılardan bakmanı sağlıyor gibi güzel, evet, bir nokta. Televizyon ya da sinema izlerken başka insanların başına gelenleri izliyorsunuz. Evet, evet. Kurguda ise siz ve hikaye tek başınasınız. Evet. Bundan dolayı empati yeteneği çocukların ya da okuyanların inanılmaz derecede gelişiyor. Evet. İnternet Biz Aptal Mı Yapıyor kitabını incelerken tartışmıştık hatırlarsanız. Uzun dönem hafıza, kısa dönem hafıza. Evet. Kitap neden uzun dönem hafızayı olumlu etkiliyor ile aynı mesele burada. Hani derin düşünmeyi olumlu etkiliyor. Fiction özellikle farklı perspektifi daha da iyi kazandırıyor gibi bir argüman var. Zaten bunu Amerikan eski filmlerinde de var, hani uzaya nasıl çıkıldığını anlatan filmlerde oluyor. 1930'larda falan çocuklar şeylerle oynuyor böyle. Evet. Uzay oyuncaklarıyla oynuyor. Daha uzay çalışmaları başlamadığı tarihlerde bile. Çin'in de bununla ilgili bir atılımı yaptığından bahsediyor yazar. 2007 yılında galiba ilk science fiction, bilim kurgu etkinliği düzenleniyor Çin'de. Evet. Bunun sebebi de şey, yani öncesinde Çin inovatif değil ve bir şeyleri keşfedemiyor. Sadece parça birleştiriyor. Bir şey üretiyor. Neil Gaiman'ı da çağırıyorlar oraya. Evet. Neil Gaiman soruyor sonra. Neden Çin'de ilk kez bu 2007 yılında yapılıyor? Sonra Çin'de kurgu kitabı yazılmıyor. Kurgu kitabı neden yazılmıyor diyorlar. Orada da Çinli yetkililer, bürokratlar iyi bir teknoloji ülkesi olduklarını biliyorlar. Ama hep var olanları kopyalayarak bir şeyler üretiyorlar. Ortaya inovatif yeni bir şey koymuyorlar.
Bunun için işte Microsoft, Apple gibi şirketlere adam gönderiyorlar ve burada inovatif bir şey yapan her mühendisin, her çalışanın çocukluğunda ciddi bir bilim kurgu ya da kurgu kitapları okuduğunu görüyorlar. Hani çizgi roman olabilir, başka şeyler olabilir. Sonra da işte biz de madem öyle kendi şeyimizi başlatalım. Yani şunu diyebiliriz ya da fikir üretebilmek çok önemli. Fikirler hayal kurmakla üretiliyor. Hayal kurgu da kurgu kitapları sayesinde gelişiyor. Evet, zaten bu yazıyı almamızın sebebi biraz oydu yani. Çok çalışalım, çok para kazanalım falan diye düşünüyoruz bazen. Okey, bu doğru ama böyle farklı parametreler de var aslında. Mesela Çin'de de çok çalışıyorlar. Evet, evet. Mesela Çin'de bir öğrencinin üniversiteye girme süreci bizimkinden çok daha sancılı. Rekabet çok daha fazla. Ama mesele çok çalışmakla bitmiyor. Kıymetli marka yaratmaya yeni yeni başladılar. Evet, yani. Evet, yani ortaya değerli bir şey koymak, düşünce ürünü koymak kurgu kitapları okumaktan geçiyor diyor Neil Gaiman. Peki kişisel tecrübelerimize geçersek, kurgu kitaplarıyla aranız nasıl? Ne diyorsunuz Zeki? Ben şimdi sizi dinlerken böyle sizi dinledim ama çok güzel 5 dakika sizi dinlerken şey geldi aklıma ya, bu ekşi sözlükte falan, ya burada ekşi sözlüğü kötülediğimden değil de yazarlar, bazı yazarlar abi şey falan çıkıyor, siz de okumuşsunuzdur. İşte roman okumak çöptür. İşte evet. Roman okuyan işte ya yani çok şey değil mi? Ekşiyle alakalı değil ama genel bir fikir. Yüzyıllardır var olan bir şey. Yani romana harcanan vakit aslında ya, düşünce kitabı okumak varken neden onu okuyoruz? Evet, hem o var hem de provokatif bir fikir ortaya atmak insanların hoşuna gidiyor. Evet, evet. Ya bana mesela bu kısım onları okuyordum böyle onlara tam böyle şey bir cevap veremiyordum aslında. Yani ya mal mısınız oğlum? Sadece bunu söylüyorum. Kendi içimden bunu söylüyorum. Mal mısınız diye 10 sayfa tartışma devam ediyor. Yani kendi içimden bunu söylüyordum onları okurken de. Yani Neil Gaiman aslında biraz onlara cevap vermiş gibi geldi bana. İşte iki noktadan bağlaması, yani çocukluk yaşlarında kitap okuma alışkanlığının edinilmesi aslında bize şeyi sağlıyor. Yani yarın biz düşünce ya da kişisel gelişim kitabı okuyacaksak da çocuk yaşta fiction üzerinden bunu temel kazanmamız atma. Lazım. Ki işin ilginci, ben yani sonradan kitap okuma alışkanlığı kazanan arkadaşlarıma baktığımda adam 20-25 yaşında da olsa yine kazananlarda şey gözlemliyorum. Fiction üzerine bir şey yok. Adam mesela Harry Potter'ı çok geç şey yapıyor. Yüzüklerin Efendisi okumaya başlıyor. Evet. Olabilir. Yine kurgu kitaplarla geç kazanıyor. Geç şey yapmış olabilir. Geç öyle bir ortam olmamış olabilir falan. O kısımlar ayrı. Soruma gelecek olursa bölüyorum tekrar da, hani bizim nasıl aramız kurgu kitaplarıyla? Şimdi abi ben bu arada konudan çıktım. Tamam. 12 dakika sildim. Estağfurullah. Şimdi konuya döneyim abi. Benim nasıl? Ben de açık konuşayım. Çok kitap geçmişim çok eskilere dayanmaz işin açıkçası. Ama şey gibi bir hata da yapmadım. Az önce verdiğin örnek. İşte şey direkt düşünce kitaplarıyla ya da kişisel gelişimle başlayayım diye bir hata yapmadım. Kitap okuma alışkanlığını ben çok net bir şekilde, yani tam yaşımı hatırlamıyorum ama lise ve lise sonrası, hatta lise son dönemlerinde 17-18 yaşlarında kitap okumaya başladım ve o dönemlerde kurguyla başladım diyebilirim çok net bir şekilde. Belki de öbür türlü başlamaya çalışsaydım hiç başlayamadan ve bence birçok insandaki şey de bu. Yani hiç başlayamamasının nedeni toplum tarafından abi bak bunu okuman. Orada dayatma olduğunda ona değiniyor yazar. Çocuğa bir kitap okuma şeyi kazanacaksanız bir şey dayatmayın diyor. Evet. Mesela ben sokar yolunu bulur. Hatta ben kızıma bunu yaptım ve pişmanım diyor. Evet. Aslında MEP'te bize mesela kitap okutma tavsiye ediyorlardı. Hatta o kitapların belki %90'ı kurguydu. Ama kötü taraf dayatılıyordu. Dayatılması, yani. Bunu okumak zorundasın gibi. O noktaya da değiniyor. Şeyimi bitireyim abi. Yani son şu anda da hala şey yapıyorum, yapmaya çalışıyorum diyeyim. Bir fiction, bir non-fiction. O çok mantıklı. Okumaya çalışıyorum şu an. O şekilde bir yol izliyorum. Dengeliyorum diyorsun. Yani ya bunu tabii şeyi de yapmamak lazım. Yani kendini zorlamamak lazım. O an non-fiction okuyamıyorsan fiction'a da zorlamamak lazım. Yani şey, non-fiction'a zorlamamak lazım. Fiction okuyup geçebilir sonuçta şey. ne istiyorsan onu oku yani. Ben kendi adıma konuşmak gerekirse uzun süre kurgu kitabı okumayı ihmal ettim. Çünkü kitap okumak vakit isteyen bir iş. Ve o vaktimin karşılığında ben daha somut bilgiler elde etmeyi tercih ediyordum. Çok uzun zaman dedim bu yazı fırsat yok. Fırsat maliyet. Geçen haftaya kadar. Geçen haftaya kadar. Senin nasıl fiction'ın aran?
Var mıydı? Ya, hani şey insanlar da var ya sonuçta böyle 50 kitaplık seriler okuyan ejderha bir şey falan. Ya hani o seviyede bir kurgu severliğimiz olmadı herhalde. Ya biz şeyle büyüdük zaten Yüzüklerin Efendisi'yle Harry Potter'la. Ama şu anda fiction derken mesela hikayeler de ona giriyor. Chekhov falan gibi evet, hikayeler çok atladım. Nuri Bilge Ceylan bir röportajında etkilendiği yazarlar olarak Chekhov veriyor. O röportajdan sonra ben de filmlerini sevdiğim için okudum. Gerçekten çok hoş, dinlendirici, çok güzel kurgu hikayeleri. Onları okuyorum. Oscar Wilde'ın yine hikayeleri gerçekten çok rahatlatıyor insanı. Böyle de bir yanı var. Denge peki. Sen şey az okuyorsun sanırım biraz daha. Ne? Kurgu olmayan kitapları. Yok, çok az okumuyorum. Denge var mı peki Zeki gibi sende bir kitap o, bir kitap o diye? Yok, ayrılıyor. O sıra olması gerek. Aradığın cevabı bulamadım. Taraf mı yapmaya çalışıyorsun? Sorunun cevabını almaya çalışıyorum. Ben burada şeyi söylemek istiyorum. Yazıda alıntı yapılmış Einstein'dan. Einstein'da mesela özel görelilikte, özel görelilik çok hızlı giden cisimlerin özelliklerini açıklayan bir kuram. Bunu ortaya atarken aslında yeni bir matematik formülü çıkarmadı. Zaten var olan Lorentz dönüşümlerini aldı. Bir de böyle bakabilir miyiz diyerek bir kuram ortaya çıkardı. Burada kurgunun gücünü görüyoruz. Çünkü zaten o formülü bilen binlerce bilim adamı vardı. Ama farklı bakmak, farklı baktıktan sonra Einstein belki şu an dünyanın en ünlü bilim adamı oldu. Biz de ders çalışırken özellikle üniversite derslerinde kuramları derinlemesine girip ezberlemek yerine diğerlerinden farkı ne, bunu ortaya atan bilim adamı kişi neyi farklı söylemiş bakarsak bence bu hem dersten zevk almamızı sağlayacak, üniversitenin monoton geçmesini sadece not için çalışmamızı engelleyecek, hem de iş dünyasına girdiğimizde ortaya farklı çözümler atma adına da bizim için oldukça iyi bir alıştırmış olmuş olacak. Evet deyip kapatalım. Bu bölümde Neil Gaiman'ın Geleceğimiz Neden Kütüphanelere Okumaya ve Hayal Kurmaya Bağlı yazısı merkezinde kurgu üzerine konuştuk. Podcast'imizi YouTube, SoundCloud ve iTunes üzerinden dinleyebilirsiniz. Her türlü görüşünüz bizim için çok kıymetli. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.